karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resulü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış aslan ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar. Titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu,
arkalarında Beni Kurayza korkusu, yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk, açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses, gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.